Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arne ve bugün sizinle Lumber Tycoon 2 oynayacağız. Biliyorsunuz okullar açıldı. Yani bunu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Artık her hafta bir video atmaya çalışacağım. Bilmiyorum yani nasıl bir şey yapabilirim. Belki 2 hafta, belki 1 ayda bir gelir, belki hiç gelmez bundan sonra. Yani liseye geçtim. Değişik durumlar oldu işte. Yani tabii çok değişik bir durum değil liseye geçmek. İşte yani okul geçecek, bakacağız video olayına. Tabii ki de sizi yüzüstü bırakmayacağım. Orada hani terk ediyorum YouTube'u falan demeyeceğim. Yani çoğu YouTuber gibi, evet. YouTube'u bırakıyorum demeyeceğim yani. Her neyse, arabamızı atlayıp gidelim. Evet, şimdi diyeceğim bunlar nasıl burada falan diyeceksin ya da bu spawner ne? Şimdi bunları tek tek göstereceğiz. Videoyu izleyin. Hani video açıkçası güzel olur, eğlenceli olur, söyleyeyim yani. Burada şimdi bildiğiniz gibi şey var, Boxed Cars ve Fancy Furnishing var. Bu tabi açık, konuşamıyoruz falan. Şimdi bu modlu gibi bir şey, ben modlu diyeceğim. Aslında değil, nasıl yaptığımı zaten iyi bilenler bilecek. Hiç bilmeyenler bulamayacak diye düşünmekteyim ama bilmiyorum tabii ki de. Yani bunu ben yaptım, söyleyeyim. Şimdi bu modlu tabi, bakın hızlı hızlı gidiyor falan araç. Şimdi size burayı göstereceğim. Hop, yavaş, tamam, sakin ol. Burayı bir yavaş yavaş, sakin ol Rocky. Evet, burayı biliyorsunuz, klasik işte bu TNT satan mağaza. Bunları almayacağız tabii ki de şimdilik. Bu arada robot yürüyüşü var, R15, evet, bunu da ben ekledim yani, sıkıntı yok. Oyunu ekledim falan demeyeceğim, gidip şimdi bunu göstereceğiz. Evet, yani bu haritada bilinmeyen şeyler attığı başlığa hepiniz hoş geldiniz diyorum. Evet, şöyle ışığa falan geçtik. Şurada yukarıda YouTube logosu var. Evet, kalmış orada, her neyse. evet. Burada YouTube arabası var. Şöyle binebiliyoruz buna. Ama hatadan dolayı gitmiyor maalesef. Sorunlar olmuş. Herhalde bu araç zaten bozuk bir araç. Yani bakılacak olursa eski bir araca benziyor. Ve arkasında bir YouTube logosu var. Rocky eksimiz de var bu arada. Bu da modlu olarak, yani hiçbir şey yok aslında. Evet, ağaç maç kırmayı deneyelim. Hadi. Kırmıyor bakın. O şeyler yok, mekanikler falan. Yani sonuçta çok kolay yapılmış bir harita denebilir, evet. Yani zor bir şey değil. Peki şimdi orada gördüğünüz kalemsi gibi pembe pembe yerler var. Onlar ne öyle? Bizim ilk geldiğimiz yer değil mi ora falan diyeceksiniz. Orayı da göstereceğim. Şimdi haritayı size tanıtıyorum. Evet, bu harita tanıtımı gibi bir şey olacak ama Lumber Tycoon diyebiliriz. Çok benziyor yani. Evet, şuradan geri gittik. Su yok haritada. Söyleyeyim. Burada... Ah, düştük. Rocky eksimiz gitti şu an. Normalde su olsa da zaten suyun dibine düşecektik. Boğulup ölecektik diye düşünmekteyim. Burada spawnlayabildiğimiz araçlar var. Tıkladığımızda spawn oluyor araçlar. Her neyse, buna binip şimdi o arabanın olduğu yere çıkabiliyor muyuz diye bakacağız. O araba şurada. Ve biz oraya nasıl çıkıyoruz? Ya da çıkabiliyor muyuz en azından? Şurada bir yol gibi bir şey var sanırım. Bu arada Lumber Tycoon'a daha oynamıyorum yani bu aralar. Hiç gireyim oynayayım demedim. Şimdi buraya birkaç araba üst üste falan koyarsak olabilir diye düşünmekteyim. Evet, büyük ihtimal buraya çıkmak olmayacak. Eğer oraya çıksaydık şu kutunun üstüne falan çıkardık, güzel hoş olurdu. Peki, aracın oraya gidelim. Bu arada size bir şey anlatacağım. Bu arkadaş ekleme mevzusunu tekrar dile getiriyorum. Artık anlamıyor musunuz ya da bilerek mi yapıyorsunuz bilmiyorum ama 250 bin kez söyledim videolarda. Yani arkadaş eklemiyorum. Beni followlayarak haritalarıma, oyunlarıma girebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ama sadece followlayın. Onu da bilmiyorsanız YouTube'dan bir yerden araştırabilirsiniz. Her şeyi de gösteremem bir anda. Evet. Şimdi bu YouTube logolu araç, yani şu araç gibi sürülebilir bir araç değil ya da aynı araç değil diyebiliriz. Yani bug olmuş bu. Bug'a girmiş. Düzeltebilirim. Çok kolayca. Ama evet. Değişik. Passenger koltuğu da var. Passenger mı ne deniyordu bunlara? Her neyse, işte arkadaşlarınıza girip falan oynayabiliyorsunuz. Bu haritayı da halka açık yapacağım. Benden
İşte bu videoyu gördükten sonra zaten açık olmuş olacaktır. Linkini falan veririm belki. Orada girersiniz, bakarsınız. Ya da siz de videosunu çekersiniz. Ama bunun bir hani bu haritanın videosunu çekecekseniz benim adımı da geçirsin. Yoksa telif falan atabilirim. Evet, çok güzel şeyler. Çok iyi oldu. Ha bu arada evet şurayı göstereceğim. Şimdi burada bildiğiniz bizim abimiz, hoş abimiz. Bunu çok seviyoruz. Yani adamsın. Kafandaki şapka o kadar pahalı ki. Burada hani köprü var. Köprüden geçmemizi sağlayan eleman. Şimdi buraya giriyoruz. Burada normal oyunda kapıyı falan açabiliyoruz sanırım ama. Bak burada diyor ki Follow the Eagle. Yani kartalı izle. Burada da harita var. Burada harita hakkında kartal ne demek istiyor ya da kartal nedir bilmiyorum ama büyük ihtimal Illuminati'nin oyunu diye düşünüyorum. Şu an çok güzel bir denk geldi. Farenin imleci de üçgen. Evet. Yani bu oyunu Illuminati yapmış. Aslında her şey bir yalan. Rüya falan. Evet. Çok çok güzel. Ha neyse şuradan devam edeceğiz. Evet. Şimdi bu tarafı göstereceğim. Buradan gidemiyoruz. Evet. Yavaş. Sakin ol. Flipkart falan diyebiliyormuşuz. Evet. Şimdi burası farklı bir biyom. Farklı bir yerler. Yani farklı farklı değişik işte yerler. Evet. Öyle diyebiliriz. İşte burada klasik ağaçlar falan var. Bazıları. Burada bir boşluk. Ağaçları inceleyelim. Ağaçları. Normal Lumber Tycoon'dakinin şey verilmemiş versiyonu. Efekt verilmemiş. Yani güzel yapmış. Yapan arkadaş. Yani haritanın her kısmını ben yapmadım bu arada. Sadece birazını ben yaptım. Ama güzel yapmışlar. Uğraşmışlar falan. Evet. Şimdi şuradan burada böyle lav odunları var. Değişik parlak lav odunları. Bunlar sizde eğer bilgisayarınız kötüyse şu şekilde gözükür. Bu şekilde. Eğer bilgisayarınız iyiyse şu şekilde gözükür. Bu arada statları görebiliyorsunuz evet. Buradan ilerlediğimizde şeyler var böyle. Değişik ağaçlar. Tuhaf. Küçük ağaçlar bunlar. Burada bir... Oo düşme araba düşmesin. Burada şey var. Lav var. Burada ölmüyoruz. Öyle bir şey var. İstersek kendimizi öldükte bilmeye ayarlayabilirdik ama yapmadık. Evet. Bu arada R15 özelliğini kullanıyoruz ve Robloxian 2.0 paketini kullanıyorum. Bu karakter şey olarak. Kare değil yani. Bir de evet girişte fark etmişsinizdir şurada. Mavi bir araç vardı. Bu da burada gizli olan araçlardan bir tanesi. Bunu böyle elektrikli merenktrikli değişik araç yani. Arkasında sonbahar yapraklarıyla ve paketlerle dolu ya da bulutlarla denebilir. Şimşek arabası. Şimşek McQueen evet. O kırmızı olduğunu biliyorum. Şey yapmayın. Bu arada bu video hani okula geri dönüş açısından bir şeyler olsun diye yaptım. Hani öyle bir çok fazla bir şey beklemeyin derken. Uhu. Şimdi burada zombi odunları falan da var. Oralara gidebiliyoruz ama odun kesemediğimizden dolayı oralara gitmekte zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz da gidemiyoruz. Hadi hop uç. Ah! Uçamadık. Güzel. Sıkıntı yok. Bu arada 999 basıyormuş araç. Bayağı iyi. Evet haritada başka yapacak şeylere bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi bu arka tarafta şey var. Bu dinamit satan eleman. Bu dinamit satan elemana gidiyoruz. Tabi şu an yanımızda bir baltamız yok. Bunlar da yenilenmiyor hani gerçek oyun gibi. Burada işte elemanın şeyinde clockwork yazıyor. Clockwork. Saat işi gibi bir şey. Yani clockwork. Work. Yapan elemanın adı falan olabilir. Yani bu karakteri düzenleyen ya da kıyafeti yapan. O araba çarpıldı mı ne oluyor? O da nesi? Oğlum araba çarpıldı. Çarpıldı lan araba. Oğlum araç dönüyor. Spin atıyor. Evet şey. Fidget spinner. Parmak dönen şey neydi? Stres çarkı. Yes. Hadi. Daha fazla dönmelisin. Bu arada üstüne çıkabiliyorsun. Bunun üstüne araba getireceksin. 2-3 tane böyle. Ya da bir tanesi dik duracak. Onun üstüne çıkıp yukarı falan çıkabiliyoruz. İstesem uçma komutu falan da yazabilirdim de bilerek yazmadım. Her neyse şu çarpılmış arabaya binip bakalım. Bu arada bunu
Ha, fov arttırabiliyoruz. Fov'u düşürelim. Çok düşürelim. Evet, böyle sürelim. Evet arkadaşlar. Oha. Oha, ne oluyor? Tamam, şöyle çok güzel bir lan yavaş. Tamam, böyle güzel bir arka plan yakalayabildik. Şu fobu 11 oldu. Niye 11'de duruyor? Ya 1'de ya 11'de oluyor. Bu ne ya? Direkt follow. Of, kaldı böyle. Jamir Umarım beğenmişsinizdir. İşte bu tür videoları istiyorsanız beğenebilirsiniz. Fark etmez yani. O zaman hepiniz hoşça kalın diyorum. Bay bay.